Bir kişide taş tespit edildiği zaman tedaviden önce bir takım bulguların belirlenmesi gerekiyor. Bunlar içerisinde taşın yeri, büyüklüğü, kişinin yaşı, bunun dışında aktivite, ek hastalıklara göre tedavinin çoklu olarak düzenlenmesi gerekiyor. Tedavide başta medikal tedavi dediğimiz özellikle kişinin ağrısının giderilmesi, enfeksiyon varsa enfeksiyonun giderilmesi gerekir. Bunun yanında şok dalga tedavisi dediğimiz taş kırma tedavisinde genelde 2 santime kadar olan taşlarda uygulanan bir yöntem ki kişi bunda %70-80 oranında taşlarından arınmış olur. Bir diğer yöntem ki çağdaş ürolojide artık çok sık kullanılan yöntem endoloji yönteminde taşın yerine göre üreter üreterden taş alma veya üst santimin üzerindeki taşlarda perkütan cerrahi dediğimiz yandan bir santimlik kesiyle girilip tamamen taşların lazerle kırılıp taşın temizlenmesi şeklinde tedavi uygulamaktır. Ki bunun yanında açık cerrahi yüzde birin altına düşmüştür. Artık çok çok az kullanılmaktadır. En önemli tedavi aslında çok az kullanılan Kişinin taştan arındıktan sonra yeniden taş oluşumunun engellenmesidir. Ki bunun için bir kişide taş varsa 5 yıl içerisinde %50 oranında tekrar taş oluşmaktadır. Bunun için de hastanın durumuna göre metabolik değerlendirme ve çevresel faktörlerin değerlendirilmesi çok çok önemlidir. Metabolik değerlendirmede özellikle kişinin kandaki bazı değerlerine bakılmakta ve 24 saatlik idrar toplanarak idrardaki bazı maddelere bakılıp eksik olanlar diyetle veya ilaçla yerine konmakta taş oluşumuna yol açan kalsiyum gibi, oksalat gibi, ürik asit gibi bir takım maddeleri diyetten kısıtlayıp ve kişinin sonuçta tekrar taş oluşumunu engellemek en önemli hedef olmalıdır.